Her şey düş kurmakla başlıyor. Kuşlara bakarak uçma düşleri kuran insan artık uzayın derinliklerine uzanan yolculuklar yapıyor. İnsanların uçma isteği önceleri efsaneler ve mitler yoluyla dillendirilmiş. Yunan efsanesinde Bellerophon, kanatlı at Pegasus'u esir alarak üç başlı canavar Kimera ile savaşır. Dedalus'un oğlu Ikarus için yaptığı bal mumu ve tüyden kanatlar, Girit'ten Napoli'ye uçan Ikarus için trajik son olur. Ikarus'un uçuş hikayesi M.Ö. 1400'lü tarihlere dayandırılır. Pers kralı Keykavus'un tahtına kartallar bağlayarak krallığının etrafında uçtuğu anlatılır. Milattan sonra 850'lerde Kral Bladud uçuş denemesi yaparken yaşamını yitirir. Roma İmparatoru Neron kendisini eğlendirmesi için insanların kanatlarla yüksek yerlerden atlamalarını istermiş gibi anlatımları daha da çeşitlendirmek mümkün. Bazı yazılı kaynaklarda insanların M.Ö. 300'lü yıllardan beri uçmak için çeşitli araçlar geliştirdiğine ilişkin kayıtlara rastlanır. Bunlar kimi zaman Yunanlı düşünür Arkitas'ın geliştirdiği güvercin olarak çıkar karşımıza, kimi zaman da Çin'de kullanıldığı ileri sürülen insanlı uçurtmalar biçiminde. Bazı kaynaklarsa Avrupa kıtasındaki ilk insanlı uçuşun 9. yüzyılda Endülüslü Müslümanlar tarafından planör benzeri bir araçla yapıldığını yazar. 17. yüzyılda Hazerfen Ahmet Çelebi'nin İstanbul Galata Kulesi'nden kollarına taktığı kanatlarla atlayıp boğazı süzülerek geçtikten sonra Üsküdar sırtlarına indiğini de bir tek Evliya Çelebi anlatır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde ayrıca Lagari Hasan Çelebi'nin 17. yüzyıl başlarında barut dolu haznesi bulunan bir basit hava roketi ile havalandığını anlatır. Lagari Hasan Çelebi 1633 yılında dönemin Osmanlı padişahı 4. Murat'ın kızının doğum günü kutlamalarında 300 metre kadar ve 20 saniye boyunca havada kalıp kendisine bağlı olan kanatlar sayesinde boğaza oldukça yumuşak bir iniş yapmıştı. Ancak kaynaklarda sözü geçen uçan araçların gerçekten yapılıp yapılmadığı ve insanlı uçuşun gerçekleşip gerçekleşmediği kesin olarak söylenemiyor. Bir de çizimleri günümüze ulaşan uçan araçlar var. Uçmayı aklına koyan ilk kişilerden olan Leonardo da Vinci'nin düşsel tasarımlarının el yazmalarındaki eskizlerden yararlanılarak 20. yüzyılda yapılmasıyla uçabildikleri kesinlik kazandı. Ancak bu araçları Leonardo hiç yapmaya kalkışmamış. Tasarımları kağıt üzerinde kalmış. Arkeologlar ilk uçan insansı çizimlerini M.Ö. 4300'lü yıllara tarihlendiriyorlar. Balonların ve planörlerin öncüsü olan uçurtmayı Çinliler M.Ö. 400 civarında keşfettiler. İnsanlar yüzyıllar boyunca kuşlar gibi uçmayı denedi. Gerçek bir uçuş 1783'te gerçekleşti. Sıcak hava balonunun mucidi Fransız Jacques Charles ve Robert Etienne Montgolfier kardeşler, bilim insanı değil, zengin kağıt üreticisi babaları tarafından desteklenen orta sınıf iş insanıydılar. 27 Ağustos 1783'te Paris'te balonlarına binen ilk yolcuları bir koyun, horoz ve ördekti. İlk insanla uçuşu da 19 Ekim 1783'te gerçekleştirdiler. Uçuş deneyimini yaşayanlar, bilim insanı Jean-François Platre de Rozier, Jean-Baptiste Réveillon ve Giraud de Villette idi. Montgolfier kardeşler 21 Kasım 1783'te de balonlarını tamamen serbest uçurdular. Havada 8 kilometre kadar sürüklendikten sonra yere indiler. Kendi geliştirdikleri hidrojenli balonun ilk yolcusu olan Jacques Charles ve Nicolas Louis Robert 1 Aralık 1783'te 550 metreye yükselerek 2 saat 5 dakika uçtular. İngiliz mühendis George Carley 1799 ile 1850 arasında planörler üzerinde çalışarak sabit kanatlı uçak konseptini geliştirdi. İlk uçuşunu da 1853'te İngiltere'deki Yorkshire'da yaptı. 19. yüzyılın ikinci yarısı ard arda birçok uçma denemesine sahne oldu. Fransız Le Bris'in geliştirdiği Albatros 2 adlı araç 1856'da bir at tarafından çekilerek hızlandıktan sonra 100 metre havalanarak 200 metre öteye uçtu.
1884'te Fransızların 52 metre boyundaki La France adlı hava aracının hidrojenle dolu bir balonu vardı. İtici gücünü 8 kilometreyi 23 dakikada almasını sağlayacak bir elektrik motorundan alıyordu. Alman Ferdinand von Zeppelin'in geliştirdiği hava aracı ise 2 Temmuz 1900'de ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Zeppelin, tasarladığı Zeppelin'in patent beratını 1895'te Almanya'da, 1899'da ise ABD'de aldı. Kont, Zeppelin'le ilk ticari uçuşları 1910'da başlattı. Alman Otto Lilienthal, 1890'larda kendi yaptığı planörle uçarken fotoğraflanan ilk kişi oldu. Otto Lilienthal'in 1889'da yayınlanan aerodinamik kitabı, tasarımları için Wright kardeşler tarafından kullanıldı. Samuel Langley, havaalanı adını verdiği buharla çalışan motoru olan bir uçak modeli yaptı. 1891'de modelinin yakıtı bitmeden önce 3-4 saniye uçtu. Octave Chanute, tüm havacılık öncülerini içeren Progress in Flying Machines kitabını 1894'te yayınladı. Wright kardeşler bu kitabı deneylerinin çoğunda temel olarak kullandılar. Chanute, Wright kardeşlerle temas halindeydi ve sık sık teknik ilerlemeleri hakkında yorum yaptı. Orville ve Wilbur Wright özenle çalışarak 1902'de neredeyse 12 beygir gücünde motoru olan bir planör tasarladılar. Wright kardeşlerden ilk olarak Orville Wright, 1903 yılında 12 saniyelik kısa bir uçuşla 37 metre ilerledi. Dördüncü denemelerinde Wilbur Wright, 59 saniyelik uçuşun sonunda 260 metre öteye uçmayı başardı. Bu sırada Brezilya asıllı mucit Alberto Santos Dumont, 13 Ekim 1906'da Fransa'da ilk uçuşunu yaparken Avrupa'daki ilk havadan ağır motorlu uçuşu da gerçekleştirmiş oldu. Sonraki yıllarda savaşlarda uçaklara gerek duyulması bu alandaki çalışmaları hızlandırdı. Özellikle İki Dünya Savaşı arasındaki 1918-1939 döneminde pervaneli çok sayıda yeni model geliştirildi. 1927'de Charles Lindbergh Atlas Okyanusu'nu hiç durmadan tek başına geçti. 1930'da Frank Whittle jet motorunu geliştirdi. İlk yolcu uçağı Boeing 247 1933'te, jet motorlu tarifeli ilk yolcu uçağı da 1952'de havalandı. Sesten hızlı uçabilen Concorde uçaklar 2 Mart 1969'da denendi. Sesten 5 kat hızlı yani hipersonik uçaklar da ilk olarak 2002'de 39 dakika uçtu. Ornitopter, Leonardo da Vinci'nin 1480'lerde insanın nasıl uçabileceğini göstermek için yarattığı bir tasarımdı. Bu tasarıma benzer pervaneli oyuncaklarla 2500 yıl önce Çin'de, 1400 yıl önce Avrupa'da çocuklar oynamıştı. Helikopter benzeri araçların ilki 1877'deki insansız uçuş sırasında yerden 13 metre havalanabilen ve havada 20 saniye kalan İtalyan Enrico Forlani'nin tasarımıydı. İlk insanlı uçuş Eylül 1907'de Fransa'da yapıldı. Paul Cornu geliştirdiği çift pervaneli bir helikopter prototipini 20 saniyeliğine yerden 30 santimetre havalandırdı. 1924'te Fransız mucit Etienne Omihin geliştirdiği helikopterle 1,69 kilometre uzunluğundaki üçgen bir rotada 7 dakika 40 saniye boyunca yerden 15 metre yüksekte havadaydı. Bunlar otojir adı verilen araçlardı. Gerçek bir helikopter ancak 1936'da Almanya'da geliştirildi. 20. yüzyıl ilerlemelerinin tümü Wright kardeşlerin Flyer adlı planör uçak ile yaptıkları uçuşlara dayanıyordu. Uçuş tarihini ve akabinde uzaya açılmamızı düşününce gelişmeler asırlar sürmüş gibi görünebilir. Oysa tüm gelişmeler çok dar bir zaman aralığında yaşandı. İlk uçuştan 42 yıl sonra 1945'te İkinci Dünya Savaşı sonunda başrolleri uçaklar oynadı. Savaştan 24 sene sonra da insan ay yüzeyindeydi. Dolayısıyla Wright kardeşlerin ilk uçuşundan sadece 66 yıl sonra insanlık bir diğer gök cismine gitmek için uçuyordu.
Uzaya uçulacak mesafe çoktu ve dünyanın çekim kuvvetinden kurtulmak için çok güçlü araçlar gerekiyordu. Bu ancak roket teknolojisiyle gerçekleştirilebilirdi. İlk roket 4 Ekim 1957'de Sputnik'i dünya çevresindeki yörüngesine taşıdı. 12 Nisan 1961'de Vostok 1 uzay aracı Sovyet kozmonot Yuri Gagarin'i uzaya çıkardı. Gagarin dünya çevresinde bir tur attıktan sonra başarılı bir şekilde yeryüzüne döndü. 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay aracının astronotları Neil Armstrong ve Edwin Aldrin ayın yüzeyine indiler. Günümüzde SpaceX veya Blue Origin gibi bazı özel firmalar yanında NASA, ESA, JAXA gibi devlet kurumları aracılığıyla öte gezegenlere, yıldızlara ve galaksilere uçmayı da hayal ediyoruz. Her ne kadar balon, zeplin, uçak, helikopter, paraşüt ya da uzay mekiği sayesinde yerden yükselse de insanlar henüz biyolojik olarak uçamıyor. Uçmada evrimleşemeyişimizin iki temel nedeni var. Birincisi, atalarımızda uçma gibi karmaşık bir eylemi mümkün kılacak genetik ve fiziksel çeşitlilik olmayışıdır. Canlıların mevcut özelliklerinin değişmesi, farklılaşması, evrimleşmesi, popülasyonda nesiller boyu birikmiş değişimlerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bizde bu türlü değişim birikimi olmadı. İkinci neden doğal seçilimdir. Atalarımızda uçmayı avantajlı kılacak bir seçilim baskısı da yoktu. Çünkü insanlar avcılarından uçarak veya kaçarak değil, alet yaparak ve ateşe hükmederek kurtuldu. Ancak bu durum diğer hayvanlar için geçerli olmadı. Uçma becerisi hayvanlar aleminde 4 kez ayrı ayrı ve bağımsız olarak evrimleşti. İlk olarak böceklerde, sonra sürüngenlerde, daha sonra kuşlarda ve son olarak memelilerden olan yarasalarda uçuş evrimi gerçekleşti. Bunların her birini ayrı bölümler halinde inceleyeceğiz. Uçmak ve süzülmek farklıdır. Örneğin böcekler ya da yarasalar uçarken sincap süzülür. Uçmada ilk evrimleşen böceklerin kanatları ortamda bulunan rüzgarı yakalayıp bir noktadan diğerine süzülmeyi, sonrasında da uçmayı sağlayacak şekilde evrimleşti. Sürüngenler altındaki dinozorların zamandaşı pterozorya takımı uçabilecek şekilde evrimleşti. Sonra da doğrudan dinozorlardan evrimleşen kuşlar uçtu. Kuşların uçuş nedenini anlamaya çalışan 3 olası senaryonun ilkine göre kanatların evrimleşmesi süzülme amacıyla oldu. Yani kuşlarda uçma yeteneği yüksek yerden atladıkları için evrimleşti. Çünkü onlarca metre yüksekliğe ulaşabilen ağaçlardan kendilerini aşağı bırakan canlılar eğer bu düşüşü yavaşlatamazlarsa hem vücutlarını zedeleyebilirler hem de ölümle sonuçlanan kaza ihtimalini arttırırlar. Dolayısıyla ağaçlarda yaşayan ve kendini aşağı bırakan birçok canlı da süzülme özelliği evrimleşmiştir. Ancak bu hipotezin bir sıkıntısı var. Çünkü günümüzde ağaçlarda yaşayıp süzülen canlılardan hiçbiri kanat çırpma ve aktif olarak uçmaya yönelik herhangi bir davranış sergilemiyorlar. Süzülme davranışı yamaç paraşütü davranışıyla aynı. Eğer biri aktif şekilde kanat çırpma veya bir motorla itki sağlama yoluyla yerden yükselmiyorsa uçmuyordur, süzülüyordur. Uçan canlıların genlerine yönelik analizler derinleşip daha fazla fosil kaynağına ulaşıldıkça onların atalarında uçma yeteneğinin neden evrimleştiği daha iyi anlaşılacak. Biyoteknoloji ve genetik alanında yapılacak çalışmaların gelecekte neler getireceğini şimdiden bilemiyoruz. Ama belki insanlar uçuşun ardında yatan morfolojik, genetik ve anatomik sırları çözerek yüz milyonlarca yıl sonra da olsa makinelere ihtiyaç duymadan uçmanın kapılarını aralayabileceklerdir.